Merhaba arkadaşlar. Bugün 17 Temmuz 2019 İstanbul 9 koşulu yarışlarını yorumlamak için sizin karşınızdayım. Sizlere elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Dün Ankara'da talihsiz bir şekilde normalde ilk ayağı ben kapalı hepsini verdiğimi sanıyordum ama bu yarışları not ederken favori plase sürpriz hanesi olarak işaretliyorum. Bu S olarak 5 numaralı gelen atı ben S olarak işaretledim sanıp üstünden atlayıvermişim. Bunun yüzünden arkadaşlarım çoğu beni aradı. Ben de özür diliyorum. Çünkü ben bunu yazdığımı sanıyordum. Sonra tekrardan videoyu tekrardan baktığımda gerçekten atlamış olduğumu gördüm. Çünkü burada not ederken favori plase ve sürpriz hanesi olarak atları işaretliyorum. Ders çalışmalarımdan sonra. Ama maalesef işte sürpriz hanesine S olarak geçtiğim için bu ben onu 5 rakam olarak değildi. Sürpriz hanesi olarak gördüğüm için onu okumadan geçtim. Bu yüzden tekrardan bütün arkadaşlardan özür dilerim. İnşallah böyle bir hatayla tekrardan karşılaşmam. Ve bugünkü koşullara gelince 9 koşulu gerçekten birbirinden zevkli çok güzel yarışlarla karşı karşıyayız. Ben birinci koşudan itibaren sizlere yorumlamaya çalışacağım. Şartlı 4 1600 metrelik İngilizlere ait bu çim yarışında ben son yarışında 5. olmasına rağmen bu gruptan daha iyi olduğuna inandığım 4 numara Molto Bene benim favori atımdır. Bu safkana mesafe biraz kısa olmasına rağmen 1 numaralı Can Güven ve 2 numaralı Proxy öncelik rakipleridir. Ve burada sonraki yazılması gereken son iki yarışında gerçekten güzel bir kıpırdama içinde olan Müslüm Çelik'in idaresindeki Torun Kallas'tan da bir 4. at olarak vermek istiyorum. Bu yarış genelde ben 4 numaranın kazanacağını inanıyorum ama en yakın rakipleri tabii ki 1, 2 ve 8 nolu atlar. Yani çok geniş arayan veya sürpriz aramak isteyenlere de bu çim yarışlarında da zaman zaman etkili olan 3 numara Suhari ve 5 numara S. Karayel S olarak vermek istiyorum. Altılının ikinci ayağında Maiden İngilizlere ait 2 yaşlı İngilizlerin 1200 metrelik bölünen yarışında ben burada geçen yarışında ilk yarışında bir kez koşup da ikinci olduğu yarışında çok güzel bir süratli bir yapısıyla son metrelere kadar bu at birincilik mücadelesindeydi. 7 numaralı Mia Preziosa son metrelerde bu yarışı kaybetti. O gün geçtiği 5 numara Dolpings gördü de çok sonlarda çok güzel bir sprintle girip ama üçüncülükle yitirmek zorunda kaldı. Bugün daha başarılı olmasını bekliyorum. Ben öncelik olarak 7 numara Mia Preziosa 5 numara Dopinskör'ü vermek istiyorum. Burada 4 numaralı Champing'den de bahsetmek istiyorum. Bu at 2 kere Halis Karataş idaresinde yarışlar yapıp ilk yarışında ikinci yarışında 4 numarayla 4. oldu. Bu sefer üstlerine Akın Sözen'le bir şans denemesi yapacaklar. Bu sizi aldatmasın. Halis Karataş bu 4 numaradan inip 5 numarayı tercih etti diye. Maalesef böyle atlar geldiği zaman sürpriz sayılıyor. İşte bunları da gözden kaçırmamak gerekiyor. Ben o yüzden bu favori hanesini bu 7 numara Mia Preziosa, 5 numara Dopinskör yanlarına 4 numara Champing'de koymak istiyorum. Çünkü çok kalite bir orijine sahip. Bunu değerlendirmekte fayda var. Formunda şu anda güzel bir ilerleme görüyorum. İdmanında bayağı bir ilerleme var. Yani ihmale gelmez. Bu ilk 3 at benim altılımın ilk 3 atıdır. Daha geniş oynamak isteyenler için de 11 numara Wind Lady, 9 numara Talent, 1 numara Alice olarak vermek istiyorum. Çok geniş oynamak isteyenler, çok sürpriz arayanlara ise 10 numara Ahmet Çelikli, Via Veneto ve 8 numara Sunam olarak vermek istiyorum. Bu aya benim ama ilk 3 atım 7, 5 ve 4. Yani altılımın ilk 3 atı bu. Geniş arayanlara ve diğer saydığım atları vermek istiyorum. Altılının 3. ayağında 2000 metrelik
Handikap 16, 4 yaşlı Arapların sentetik yarışında. Ben bu yarışını son yarışına aldanmayın. Son yarışındaki 5.liği sizi aldatmasın. Bu gruptan çok üstün bir olarak gördüğüm Bekir'in kazanmasını bekliyorum. Ve 1. altılı Ganya'nın bankosu olarak vermek istiyorum. Bu at benim bugün altılımın bankosu. Rakip isteyenler için de ilk defa sentetik pistte koşacak olan 3 numaralı Mahsun Kral, 2 numara Derin Mavi, 8 numara Mavi Zafir ve 6 numara Algantay olarak vermek istiyorum. Sürprizi geniş oynayanlar, çok sürpriz arayanlar ise bu ayağı 4 numarayı yıkıp da çok sürpriz arayanlar ise 9 numaralı Tumbul Yalaz ve 5 numara Cesur Mirza olarak vermek istiyorum. Altılının 4. ayağına geldiğimizde bölünen Maiden'ın 1200 metrelik 2 yaşlı İngilizlerin 2. ayağında altılının 1. koşu, yani 4. koşuda oldukça karışık birbirine denk atların, tayların olduğu bir yarış görüyoruz. Çünkü burada çoğu şanslı olarak gördüğüm taylar ilk defa koşuyor. Yani start sıkıntısı olabilir, trafik sıkıntısı olabilir, yani bir acemilik de olabilir. Ama ben her şeye rağmen burada güzel orijinlerle, iyi hazırlıklarla 2 numara Kisos, 6 numara Navona, 8 numaralı Secret Eagle, 10 numara The Best Simge ve 5 numara Mihriban olarak vermek istiyorum. Altının ilk aya 5 atla bu aya geçmeyi düşünüyorum. Ama çok at arayanlar için de 1 numara Duru Kızım ve 3 numara Lady Perfect olarak vermek istiyorum. Bundan zaten bu verdiğim atların dışına kolay kolay çıkmaması gerekiyor. Bu çalışmaları da bayağı iyi bu tayların. Ama çok çok sürpriz arıyorsanız da bu 7 numara Rose of Harput ve 4 numara Miss Jasmine olarak da düşünebilirsiniz. Çok çok geniş yazmak isterseniz, yani burayı kapatmak isterseniz. 5. koşuya geldiğimizde handikap 20, 4 ve yukarı Arapların 1400 metrelik sentetik yarışında. Bu yarışta ben öncelikle Aris Karataş'ın binmiş olduğu son yarışını kazanmış 8 numaralı 1001'i favori olarak vermek istiyorum. Bu ata en yakın rakip olarak Furkan Yüksel'in bindiği 10 numaralı Gergin ve 7 numara Gülerciler'in Ak Ağaç'ını ilk 3 at olarak vermek istiyorum. Sonraki geniş oynayanlar için 6 numara Özpar ve ağır kilosuna rağmen çok iyi yarışlar koşabilen 2 numara Montega olarak vermek istiyorum. Çok geniş ve sürpriz arayanlar için de 5 numara Sinanlı ve 1 numara Can Kurtbey olarak veriyorum. 6. koşuya geldiğimizde grup 2 Dolmabahçe koşusu dişilere ait 3 ve yukarı 2 metrelik sentetik yarışında. Ben bu yarışta 2 numara İskra'nın yarış kazanacağına inanıyorum. Bu at oldukça formuna girdi zaten. Kum pisti, bu sentetik pisti de çok seviyor. Bu mesafelerde hiç affetmeyecek durumda. Ve oldukça çok çok iyi duruma geldiği için Gökhan Kacakaya idaresinde bu İskra benim banko atımdır. Ama illa bu ata rakip istiyorsanız, rakip isteyenler için de ben ilk tercihan 3 numaralı Miss Helin ve önde boş kalırsa kızım 10 numaralı kızım Azra'yı bu 2 numaralı İskra'ya rakip olarak vermek istiyorum. Çok geniş oynamak isteyenlere, çok geniş at arayanlar için de 1 numara Flashing Girl, 6 numara Funny Familiar olarak değerlendirebilirsiniz. Çok çok sürpriz arayanlara da 9 numara Şeker Hanım ve 5 numaralı Hafo olarak vermek istiyorum. 7. koşuya geldiğimizde şartlı 5, 3 yaşlı İngilizlerin 2100 metrelik çim yarışında ben bu yarışta 4 numara Salazar, 7 numara Windblast ve 2 numara Solar Energy'yi ilk 3 at olarak vermek istiyorum. Yani çok formda, idmanlarında da bayağı bir gelişme gösteren bu 3 atı ben ilk 3 at olarak vermek istiyorum. Dileyen bu 3 at olarak altılıya geçebilirler. Ama illa rakip arıyorsanız
Çok geniş oynayanlar içinde 1 numara Prof Striker, 3 numara Invisible Baby olarak değerlendirebilirsiniz. Altılının 8. koşuya geldiğimizde, bu ikinci altının 5. ayağında ben süratli yapısıyla çıktığı gibi yarış kazanan bu Karadenizli'nin, Eskişehirli'nin güzel kısrağı Erbaras'ı çok şanslı görüyorum. Yine bu pistte, sentlik pistte çıktığı gibi kazanabilir. Rakip olarak da bu Ankara'dan gelen, Ankara bir çim bir kum koşan Dizdar'ın sonlarda çok kuvvetli geliyor. Bu sefer çok güzel rakipler arasında kendine çok güzel bir yer edinebilir. Bu ön, ben ön safhalarda yerini alacağına inanıyorum. Ve bir numara Demir Yıldız'ı da yazarsak, bu 3 at olarak ben bu aya da geçmek istiyorum. Çok geniş oynayanlara da, rakip olarak isteyenlere 2 numara Uçan Abla, 5 numara Mor Yağmur ve 6 numara Aydan Kız olarak vermek istiyorum. Çok sürpriz arayanlara da 11 numara Sagarmata olarak öneriyorum. Ve altılının ve yarışların son koşusuna geldiğimizde, burası satış 2, 4 ve yukarı Arapların 1900 metre çim yarışında oldukça sürprize müsait, çok kalabalık bir atların olduğu bir yarış bize geliyor. Bu yarışta mümkün olduğunca geniş tutmamakta fayda var. Çünkü satış koşulları genelde patlıyor. Altının kader ayakları buralar oluyor. Ve burada yarış ayakları da bitmesine az kalan atlar da bir arada. Bu yüzden bu yarışı oldukça zorlaştırıyor. Ben sırasıyla tuttuğum atları söylemek istiyorum. Burada ben 5 numara Özdamar, 9 numara Yeşiltaş, son yarışında bir kıpırdamalar başladı. 7 numara Şehlevent, 15 numaralı Neşetim, 16 numara Ekirüsü ile birlikte Fandango benim ilk atlarım. Altında da yazılması gereken ilk atlarım. Tabii bu atlara rakip olarak da ikinci planda olan, tuttuğum atlar da 8 numara Tetina, 1 numara Hergele, 12 numara Aslan Sütü, 6 numara Öz Reis olarak vermek istiyorum. Yarışın çok büyük bombasını da 14 numara Demanoğlu'ndan vermek istiyorum. Herkese bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. İyi günler. Hepinize iyi günler.